Herkese merhaba. Gününüz bereketli, güzel geçiyordur inşallah. Şu küben annesinin güzelliğine doyamıyorum gerçekten. Her yere bundan dikesim var şu anda. Buraya böyle bir tane cılız bir şey olarak dikmiştim. Şimdiden böyle bir buket oluşturdu buraya. Hemen yanına bir tane daha diktim. Geçen bu da tutmuş, canlanmış yaprakları. Yani gerçekten köklenmesi bayağı kolay bir şeymiş. Evet. Birkaç tane anium yoldan, dedim ya geçenki videolarımdan birisinde de yoldan anium buldum, birisi bahçesinden budamıştı. Onları böyle her gördüğüm yere yerleştirmeye çalışıyorum. Bu duvar kenarı yazın bayağı sıcak oluyordu ama şu anda tam böyle direkt güneş de almıyor. Üstte bir gölgeliği var. O güneş döndüğü için burayı tamamen gölge yapıyor. Şu anda buradaki sukulentlerim çok çok mutlular. Yani her şey mutluluğunu yaşıyor. Şimdi bu aniumlar böyle biraz büyüyünce dolduracaklar tabii bulundukları yeri. Ona göre böyle bir boşluk gördüğüm yerleri doldurayım istedim. Doldururken de bir tane video. Mesela şuraya baktığımızda afra var. Burayı doldursun diye bir tane daha bu afrayı da, bu ilk bonsai olarak başladığım afralardan. Küçük bir kurabiye kutusuydu, bisküvi kutusu. Ona dikmiştim. Bunda çok yavaş büyüyor tabii. Yani köklere yer olmayınca çok daha yavaş yavaş büyüyor. Ama yeni yaprakları bunun da gelmiş. Şimdi onun için şurayı bir anium diksem şuraya hiç fena olmaz. Şurada bir yer açalım. Mesela buranın arkasına bir saksı sıkıştırdım ben ama tabi bunu burada tutmak istemiyorum. İstiyor muyum bilmiyorum. İçinde bir tane kalem kaktüsü olduğu için buraya böyle yükseklik versin diye koydum ama İlla ki bu saksıda burada durması gerekmiyor. Zaten acayip örümcek ağı olmuş alolar. Şunu eğer ben şuraya koyarsam, evet, diğerinden buraya koysam acaba? Şimdi şöyle koysak hiç fena olmaz. Hem o saksıyı da kapatır orada. O ikisi gayet güzel güzel. Orayı sevdim. Şimdi aslında ben bir de bu morları budamak istiyorum artık. Her tarafa yayılmaya başladılar. Yani zaten budanması lazım da. Mesela şu çok uzamış. Asıl morlarımın çok olduğu diğer tarafa. Şimdi aslında şurası da bir şey istiyor. Buraya da bir anium olabilir bilmiyorum. Her gördüğüm yere ben de böyle afra, bu minik bir saksı da mesela alttan, kökü alttan çıkmış. Yanlarından aşkın gözyaşları bebekleri çıkmaya başlamış. Olur da bunu bir güzel saksıya koyup hediye olarak da götürebilirim diye öyle duruyor köklenmiş olarak. Aslında şurası bir tane Fred Ive kafası olsa burada çok güzel olur. Şurada, tamam mı? Fred Ive de çok çok büyüdüğü için çok uzun. Mesela bunun kökü iyice upuzun kök olmuş yani. Mesela bu tarafa gelmiş ama buralarda hep Echeveria Liliana'lar vardı ama onlar kurt kestiği için buralardan hep söktüm. Echeveria'lar, Sedum'lar buralardan gitti. Evet, buraya da bir tane küçük kaktüs, elime geçen kaktüsleri koyuyorum, kopanları falan. Bu da tutmuş, gayet mutlu. İnşallah bunlar da güzel büyürler. Evet, şimdi burası morların cenneti gibi oldu, çok fazla oldu tabi. Benim bunları budamam lazım. Bunu bakalım nereden kesince nasıl buduyor, nasıl uzuyor tam da anlayabilmiş değilim. Burada bir sardunya vardı. Onu budadım şimdi. Onun için burası açık.
Sardunya büyüyene kadar burası biraz böyle kötü görünecek. Aslında şuralara bir şeyler dikmek lazım. İlerideki projelerden bir tanesi de bu Echeveria'nın kellesi alınacak. Ama çiçek açtı. Bu sefer çiçeğini koparmadım. Genelde çiçeğini koparıp, yani şuradan daha böyle ucundan çiçek açmadan koparıyorum çiçek sapını ve dikiyorum. Oradan bana yavru veriyor. Ama bu sefer çiçeğini görmek istiyorum. Şöyle bir güzel çiçek açsın. Evet. Morlar burada çok güzellerdi yukarıya doğru ama artık uzadıkları için yatmaya başladılar. Ben de bunlardan biraz kesmem lazım. Keseyim ki yukarıdan aşağıdan yavru verip yukarıya doğru çıksın. Böyle yerlere yatınca güzel olmuyor tabii ki. Şurada bir alışveriş merkezinde görüyorum. Böyle bunu grup halinde dikmişler. Direkt çim gibi buduyorlar yani. Tır 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 aletle. Evet, şuradan da bir tane keselim. Ya aşağıda yaptık yatan hiçbir kolu istemiyoruz tabii ki. Evet, yani burada dolu. Zaten diğerlerini blok ediyor. Yani şu şekilde güzel görünüyor da yaprakları biraz böyle kapalı kapalı olmaya başladı. Kestiğim yer. Bunları köklendirip hepsini aynı yere dikebilirsem çok güzel olur. Yani burada prenses camının üstüne gelmeye başladı. Mesela bunu istemiyorum. Prenses camını kapatmasın. Çünkü onun da kendine göre bir güzelliği var. Hepsi ayrı bir yer. Sukülentlerin. Birini biriniyle değişemeyiz herhalde. Değil mi? Evet, bazılarını daha çok sevebilirsiniz ama bir aranjman yaptığımızda hepsinin ayrı yeri. Renkleri ayrı. Yaprak şekilleri ayrı. Uzunlukları, kısalıkları ayrı. Evet. Bu tam mesela Echeveria'nın altından gelmiş. Nasıl olmuş bilemiyorum. Arkada bir tane de alo. Tabii hepsini kapatmıştı. Buradan bir aşağıya doğru gidip şunu da keseyim. Prenses camının üstünde bir şey kalmasın. Orası boşaldı. Tabii burada bir de aşağıda sedum. O taraflara gitmiş. Bu iki tane yaprağı kırılmış mesela. Bunları dikelim. Çünkü bu güzel bir sedum. Hiçbirisinden vazgeçemiyoruz ki. Hepsi güzel. Evet. Buradan birkaç tane daha. Şunu da koparacağım. Orası şimdilik yukarıda duruyor. Bir şeylerin üstüne yatmamış. Bir şeyleri kapatmamış. Orayı bırakalım bakalım. Azıcık da renk kalsın. Aslında ben burada şunları koparmam lazım ki. Evet, bir de şu çok böyle şu büyük yaprağın altından geliyor. Ups. Nereye gösteriyor kamera? Onu bile bilmiyorum. Onu galiba koparamam oradan. Evet. Bakalım. Bir de bu aşağıda sempervivum var bir tane. Orada öyle güneşsiz müneşsiz, demek ki aldığı aydınlık ona yetiyor. Onu oradan sökmeyeceğim. Dursun. Evet. Bugünkü hasılatımız bol bol mor çiçek. Ben bunları köklendirirsem ön bahçede de olur. Bir saksıya da olur. Bunları dikebilirim. Ay, şu alo da çok güzel olmaya başladı. Bayağı büyüdü. Yavrular da bol bol arkadan. Bunlar harika. Yani bazıları böyle tam statement parça. Yani böyle onu tek başına al koy. Gerçekten çok güzeller. Her birisi statement parçası olabilir. Yani sukülentler. Normalde bu Krasula kamp ateşini çok sevmiyor kimse. Böyle uzun uzun oluyor, olduğu yerde durmuyor falan diye.
Ama benim bu nedense bu çok güzel oldu. Yani böyle buket gibi tepelerinden kestikçe bu böyle buket halinde kaldı. Başka yere diktiklerimde bu kadar başarılı olamadım henüz. Ama bu çok güzel. Bunu çok seviyorum yani. Ve hep buradan çoğalttım. Diğer çoğalttıklarımda. Bakalım önümüzdeki aylar ne getirecek? Göreceğiz. Evet, bu da afra. Öyle bir yerde düşmüş eğik büyük şekli. Ama ben onu diktim şeye. Böyle ağaç gibi. Bunu da yine bonsai gibi eğiteyim diye. Buralarından minik minik yapraklar çıkmaya başlamış zaten. Şekli biraz garip olunca daha çok hoşuma gitti. Yani bonsai olarak olabilir diye böyle eğri büğrü olunca daha otantik duruyor sanki. Evet arkadaşlar. Şu morlarımı alacağım. Bunları ben birkaç gün bekletip sonra dikeceğim inşallah. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Bir saksı aranjmanı yapmayı düşünüyorum. Kapının önündeki büyük saksılardan bir tanesi. Güneşin altında duracak şekilde hangi sukulentleri koyabilirim içine? Bütün gün, yazın özellikle güneşin bağrında olacak. Şimdi sonbaharda biraz daha sabahları gölge oluyor ama kışın baya yazın baya güneş olacak. Onun için iyi seçmem lazım. Uzun süre dayanabilecek ve güzel duracak. Belki büyük bir parça olur. Belki bir sürü minik minik parçalar olur. Bakalım yarın yaparken karar vereceğiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.